Osman Devleti yükselme dönemi kısa soru cevap videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Osmanlı'da kardeş katlini yasalaştıran padişah kimdir? 2. Mehmet İstanbul'da kardinal külahı yerine Osmanlı sarığı görmek isteyen Bizanslı memur Grivas Notaras Adümül Haremeyn ünvanlı padişah. Yavuz Sultan Selim. İstanbul'un fethinden sonra İtalya'da yaşanan büyük olay nedir? Rönesans. Sokullu Mehmet Paşa'nın baharat yoluna tekrardan işlerlik kazandırmak için ortaya attığı proje. Süveyş Kanalı projesi Saray'a şartlar sürerek sadrazam olan ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa. Celali isyanının başladığı ilk şehir Tokat. Osmanlı Devleti Fatih döneminde ilk defa kime ticari imtiyaz vermiştir? Venedik, Fethiye adlı eserini Fatih'e sunan önemli bilgin Ali Kuşçu, Amni mahlasını kullanan Osmanlı padişahı kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Turna Dağı Savaşı sonunda son verilen beylik hangisidir? Dulkadiroğulları, Akdeniz'in Türk Gölü haline geldiği savaş, Preveze Deniz Savaşı, Müsadere Sistemi ilk kez hangi padişah döneminde uygulandı, Fatih Sultan Mehmet, Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan savaş. Turnada Savaşı. Kuzey Afrika egemenliğini pekiştiren Deniz Savaşı. Cerbe. Karamanoğullarına tamamen son verilen dönem. İkinci Bayezid Yükselme içinde duraklama yaşatan padişah 2. Bayezid 1514'te Safivi Devleti ile yapılan ve Osmanlı'nın galip geldiği savaş Çaldıran Savaşı Fatih Sultan Mehmet'in Uzun Hasan'ı mağlup ettiği savaş Otluk Veli Savaşı. Divana katılan ilk kaptanı Derya. Barbaros Hayrettin Paşa. 8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış padişah. Yavuz Sultan Selim. Fatih'in hocası olan ve İstanbul'un manevi Fatihi sıfatıyla da anılan ünlü alim. Akşemseddin, Yavuz Sultan Selim'in Doğu'nun yapısını öğrenmek için okuduğu kitabın adı, Heşt ve Hişt, Şahkulu isyanını Kışkırtan Devlet, Safeviler, Fatih'in Denizlerde Kuşatıp Alamadığı Yer, Rodos İstanbul'un fethi İslam dünyasında ne diye anılmıştır? Fethi i Mübin, parlak fethi. Ridaniye Savaşı devam ederken Avrupa'da yaşanan eş gelişme reform Bir iç sorunken dış sorun haline gelen olay Cem Sultan olayı. Halifeliğin Osmanlı'ya geçtiği savaş Ridaniye Savaşı. Sultanül Bahreyn ve Hakanül Berreyn ünvanlı padişah Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan ressam Genti ile Bellini Canberdi Gazeli isyanının çıktığı dönem Kanuni dönemi Fatih Sultan Mehmet'in çıktığı son sefer Otranto Orta Avrupa'nın siyasi üstünlüğünün Osmanlı Devleti'ne geçtiği anlaşma, İstanbul Anlaşması, Cülüs Bahşişini yasalaştıran Padişah, Fatih Sultan Mehmet, İlk Osmanlı-İran Anlaşması olan Amasya Anlaşması hangi padişah döneminde imzalanmıştır? Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Dünyanın en kısa süren ova savaşı hangisidir? Mohaç meydan muharebesi. Muhibbi mahlasını kullanan Osmanlı padişahı. Kanuni Sultan Süleyman. Fatih Sultan Mehmet döneminde basılan ilk altın para. Sikke-i Hasene. Sahne semana öğrenci yetiştiren medrese. Tetinme medresesi. Ordunun başında sefere çıkma geleneğini terk eden ve İstanbul'da ölen ilk padişah. İkinci Selim. Heşt ve Heşt kitabının yazarı. İdris'i Bitlisi. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi Ziget var seferi. Muhittin Arabi'nin mezarını buldurup üzerine türbe ve külliye yaptıran Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim. Fethedilmesiyle Karadeniz'i Türk Gölü haline getiren önemli yer Kırım. Hint deniz seferi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Kanuni. İnebahtı Savaşı'nda elini kaybeden dünyaca ünlü yazar. Cervantes. Kanuni 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde sadrazamlık yapan devlet adamı. Sokullu Mehmet Paşa. Şahi topun dökümünü yapan Macar usta. Urban. Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı donanmasının başında bulunan kaptan Andre Doria. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.